Hoş gördük Demet, günaydın. Hoş geldiniz tekrar, günaydın. Uzun süredir görmüyorduk sizi. Aynen öyle. Nasılsınız? Bomba gibi şükür. Hep güzelimize şükür. Sağlığımız yerine, hava güzel. Evet. Bugün biraz atıştırıyor yağmur. İsteniliyor biraz zaten, gerekiyor. Arada bir gerekiyor. Böyle. Almanya gibi değil. Neyse ki az önce Hüseyin Özkök'e bağlandık. Ona her bağlandığımızda orada yağmur yağıyor. Oraları yine Leipzig'delerdi. Biliyorum oraları. Gündüz bir kalkarsın, her taraf günlük güneşli. Bir saat sonra gümbür gümbür her taraf. Çok farklı sıkıntı. Bir hava. Çok sıkıntı. Biz gene yatıp kalkıp dua edelim kendi memleketimizi. Hava durumu. Havasına, güzel. Suyuna. Ne olacağı belli en azından. Yani. Peki milli takım konuşarak başlayacağız. Şöyle Euro 2024 sizin için nasıl geçiyor? Bunu sorayım ilk önce. Heyecanlı mı? Başlarken sanki daha bir heyecanlıydı ama bizim tabii milli takımımız için ayrı bir heyecan var. Genel olarak bir durağanlaştı. Ya şöyle çok farklı bir oyun prensipleri görüyoruz. Genelde hepsi çok çabuk oynamaya çalışan, orta sahadan çok aktif çıkanlar ve bütün oyun kurgularını arkadan ve çabuk öne taşımak isteyen bir Avrupa Şampiyonası görüyoruz. Tabii ikili mücadeleler, çünkü hakem performansları bana göre tabii. Herkes farklı değerlendiriliyor ama dikkat edersen çok fazla açıklardan hücuma çıkmak isteyenler, ikili mücadele sağlam olanlar, oyunu topu kaybettikten sonra tekrardan mücadele, tekrardan geri dönüşler hızlı. Artık hızlandı futbol, çok hızlandı. Buna da bizler çok ayak uydurmamız gerekecek. Yani çalışma metotlarınız da o şekilde olması lazım ve o şekilde atletik oyuncu, hem atletik hem de teknik kapasiteleri olan oyuncuları bulup yetiştirmek gerekecek. Milli takımımız bu hıza uyum sağlayabiliyor mu sizce? Yani şöyle, biz tabii doğaçlama bir futbol oynuyoruz. Tamam, en son maçtan yola çıkarsan bir 50 dakikaya kadar bir taktik anlayışında iyiydiler. Burada bilhassa beklerimizi falan iyi kullandık ki onların arkalarını kapattıkları için. Ama oyun kurgusuna, biz oyunu kuran bir takım değiliz. Oyunu yönlendiren değiliz. Rakibi de oyun olarak yönlendiren değiliz. Biz sadece tabiri caizse kavgacı futbolumuzla, hırsımızla, hele bir de öne geçtikten sonra daha çok böyle hırslanıp götürmeye çalışıyoruz. Tabii o da performans olarak yetmiyor fazla. Yani dayanıklık olarak da yetmiyor. Biz bu ekibimizle, elimizdeki bu kardeşlerimizle bence daha çok kontratağa yatkın bir futbol anlayışı bize daha uygun gelecek. Çünkü dinamik ve çabuk oyuncular var. Tamam, teknik kapasiteleri iyi geri görüyorsunuz ama top alışverişlerine belki bir sıkıntılar olabiliyor. Çevre kontrolünde bir sıkıntılar olabiliyor ama mücadeleci bir önde bir grubumuz var. Onu da iyi değerlendirmek lazım. İşte beşli oynarsın da, altılı oynarsın, dörtlü oynarsın, sonraki işler. Ama Avusturya maçında şu ana kadar mesela en iyi performans, Ferdi'den bahsediyor herkes. Ferdi'nin en iyi performansı nedendi? O üçgenler, o itmeleri çok iyi yapıldı. Bardakçı'nın kapatması, Orkun'un kapatması, önde Kenan'ın yardım etmesi ve Ferdi. İşte Ferdi ile birlikte oynarsınız. Ferdi'nin oyun prensibini Türkiye'de yapıyor ama Avrupa standartlarına dikkat edin. Yediğimiz gollerde çoğunlukla hep onun o taraflardan gelen. Niye? Ama onun da kabahatiydi. Çünkü itmeleri doğru dürüst yapamadınız. Doğru. Burada oyun prensipleri, o taktik anlayışları bir aşağı yukarı 50 dakikaya kadar iyi gitti ama tabii İsmail'in oyundan düşmesi, gücünü kaybetmesi kolay değil. Uzun süreden beri siz, hadi Türkiye Ligi'nde belki bir iki maçta kaldırabilirsiniz ama Avrupa düzeyi çok farklı oluyor. Bir de fark belli oluyor hemen. Bir de tabii santraforsuz oynadığınız zaman sizi kusura bakmasın ama öyle böyle çok acayip bitiyorlar. Herkes geliyor. Dikkat edin. Yani bu şampiyonada santrofuz bir takım göremiyorsunuz. Biraz Hollanda falan dersiniz ama orada da Depay zaten gerekeni yapıyor. Arkasından gelenler işi bitiriyorlar. Onun için biz oraya adam kaçıramıyoruz. Kaçırsak yapmak istediğimiz doğru diye düşünebilirsiniz ama standart bir santroforla oynamanız gerekiyor ki rakipleri de orada tutmak için. Avusturya maçında biz bunu yapamadık. Sadece bir kontrataklarla şöyle bakıyorsunuz, organize atağımızla gitmiyoruz yani çoğunlukla. İki tane duran top, onlar da aynı şekilde. Onlar da üç tane gol oldu. Üçü de duran toptan. Ama oyunda ağırlık olarak bakarsınız, öyle süzersek olayı, onlar tabii daha etkililer. Biz de hırsımızla, tekrar söylüyorum, milli takım 1-0 ilk golü kendisi attıktan sonra kolay kolay geri düşmüyor. Tabii. Bir de birinci dakikada atınca gol. O zaten farklı bir şey. Bütün oyun, ama onlar oyun prensiplerini hiç bozmadılar. Hı hı. Yani onlar belli, onların bir oyun kültürleri var. Yerleştirmişler, gidiyorlar. Biz özellikle gol yedikten sonra sarsılıyoruz. Mesela ilk dakikada belki biz gol yeseydik bambaşka bir senaryo görecektik. Çok farklı olur tabii. O vakit oyun düzeninize gider. Hı hı. Oyun da aynı dizilişte ve aynı tempoda, aynı o taktiksel anlayışta gider misiniz? Onlar hep soru işareti. Çünkü Portekiz'e yaşadık onu, dağıldık. Evet. Ve oynamak istedik onlara karşı. Tamamıyla dağıldık. Ne yaptığımız belli olmadı. Evet. Ve herkes de ister istemez serzenişte bulundu. Hı hı. Çünkü bu kadar stajda bahsedilen bir milli takımımız, bu kadar yurt dışına oynayan oyuncularımızdan o oyunun çıkması ister istemez bizleri de etkiliyor. Yani tabii, bizler de aa çok iyi falan diyecek halimiz yok. Aynısını şeyde de söyledi. Gürcistan maçında da konuşuldu herkes. Galibiyet çok iyi. Ama oynanan oyuna bakıyorsunuz. Yeterli, yani her şey mücadeleyle gidecek bir şey değil. Biraz da oyuna ağırlığınızı koymanız gerekecek. Hı hı. Oyun ağırlığı da çok önemli. Şu ana kadar ya öyledir, böyledir, hani iyidir, kötüdür. Biz hep tabii işin farklı yönlerine bakıyoruz. Biz niye onlar gibi olamıyoruz diye düşünüyoruz ama şu anda iyiyiz bence. Gittik, geldik. Hollanda'yı bekleyeceğiz. İnşallah. Orada da yalnız Hollanda, şöyle söyleyelim, Avusturya'dan daha seri çıkan bir takım. Çok ferdi yetenekleri olan, kişisel yetenekleri olan çok fazla oyuncuları var. Onun için çok dikkat etmemiz gerekecek. Gene bizim bu takım, bu oyundan başka oynayacağımız, oynayamayız yani. Onlarla birlikte aynı şekilde oynamaya kalkarsak iyi tarafı ne olacak? Hakan'ın gelmesi, oyunu hiç olmazsa biraz tutabilecek, topun sizde kalmasını fazla sağlayabilecek. Arda ile oynuyorsunuz, tamam. Arda'yı topla buluşturmak istiyorsun ama tek başına. İkinci şahıs yok. Sadece mücadeledir, sadece koşuyoruz. Yetmez. Tamam, yeniyorsunuz, ediyorsunuz ama yetmez. Bir oyun algılamasına bakın. Hücum bölümümüzden çok gol katkısı alamıyoruz. Orta sahadan da fazla. Sırf koşmayla olan bir işte. Ama nereye koşuyorsun, nasıl koşuyorsun, nerede koşuyorsunuz? Bunlar çok önemli. Hep böyle koşan kişi eksik kalıyormuş gibi. Sanki birine pas verecek, veremiyormuş gibi. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Aa, ön alan baskısı. Yap bakayım ön alan baskısı. 3 topta seni bayıltırlar. Bir bakmışsın kalende görürsün. Biz çünkü o tarzda değiliz. Aa, basıyoruz, ediyoruz ama evet, ne zaman basacağımız, nerede ve kimlerle basacağımızı. Evet. Yani onlar tabii çok detaylı işler. Hı hı. Onun analizi Avrupa Şampiyonası bittikten sonra milli takım analizini tamamıyla yapmak lazım. Yani mutlaka maç gidilmesi gerekir. Hangi maçta biz ne kadar fazla efor sarf etmişiz, ne kadar çok fazla ikili mücadelede bulunmuşuz ki hep ikili mücadeleler mecbur, çünkü başka türlü oynayamıyoruz. Ama Hollanda'yı bekleyeceğiz cumartesi günü. Peki şöyle bir dün yapılan açıklamalar var. Onlara bir bakalım isterseniz. Değerli izleyenler, milli takımımızdan Okay Yokuşlu ve Orkun Kökçü basın mensuplarıyla bir araya geldi ve birçok soruya da yanıt verdiler. Bakalım beraber.